Merhaba arkadaşlar, şimdi karmaşık sayılardan bahsedeceğiz. Karmaşık sayılarda biliyorsunuz arkadaşlar bir iyili kısım var, bir de iyili olmayan kısım var. Reel ve sanal kısımlar diyoruz bunlara. Reel kısım arkadaşlar reel eksen olan x eksen üzerinde, sanal kısım da y eksen üzerinde gösterilir arkadaşlar. Bunu da sanal diye ifade edebiliriz. Şimdi bunun reel kısmı a, sanal kısmı b olduğu için aslında bizim karmaşık sayımız budur. Z sayımız. Bu z sayının modülünü sorarsa bize, yani uzunluğunu sorarsa mutlak değerini. Modül, mutlak değer, uzunluk hep aynı şey arkadaşlar. O zaman orijinle şu mesafe arasındaki uzunluğa bakarız. Bu da zaten biliyorsunuz Pisagor'la hesaplanabiliyor. A kare artı b karedir, değil mi? Kök içerisinde. Evet, bu bilgilerden sonra arkadaşlar hemen sorumuza geçelim. Bakıyorum karmaşık sayılarından bir tanesi arkadaşlar 4 artı 6'yı, yani x'i 4, y'si 6'ymış. Birinci sayımız burası z. Z1 diyelim buna. İkinci sayımız da arkadaşlar a artı 5'eymiş. Yani y'si 5, x'i 6. Pardon, a. Bu da z2 sayımız arkadaşlar. Şimdi bu ikisi arasındaki mesafenin bir birim olmasını istiyoruz. Pisagor'dan 1'e eşitleyeceğiz bu mesafeyi. Şurası 1 arkadaşlar zaten. Burası da kaç? A eksi 4. Pisagor'dan bunun 1 olması mümkün değil. Dikkat edin ne oldu? Dikkat ederseniz hipotenüs dik kenarlardan birinden daha uzun olmalı. O zaman bu senaryo patladı. Ha, A sol tarafta olsaydı, yani Z'nin A değerinin 5'ten 4'ten küçük olduğunu varsaysaydık, buraya A deseydik, o zaman da Z sayımız arkadaşlar şurası olacaktı. Hipotenüs 1. Yine sonuçta dik kenar 1. Burası hipotenüs 1. Olamazdı böyle bir şey. O zaman şunu anlıyoruz arkadaşlar. Demek A4'ün solunda ya da sağında değilse A4'ün tam aynı hizasındadır. Gerçekten şimdi bakın Z1 ile Z2 arasındaki mesafe ne olmuş oldu? Bir birim olmuş oldu. O zaman demek ki A sayımız 4'ün ta kendisiymiş. Cevap bursaymış yani. Evet, burada da Y'nin arkadaşlar kuvvetlerini sıraladığımızda Y üzeri 1, 1 iken, Y üzeri 2 arkadaşlar, pardon, Y üzeri 1 iken, Y üzeri 2 nedir? Eksi 1'dir. Y üzeri 3 nedir? Arkadaşlar eksi 1'dir. Y üzeri 4 de arkadaşlar tekrar 1'dir. Buradan sonra alacağınız bütün kuvvetler yine başa dönecektir. Yani örneğin Y üzeri 5'i hesaplamak istediğinizde i üzeri 4 çarpı i diyeceğiniz için bu da zaten 1 yapacağı için sonuç hep nedir yine? Baştakilerin tekrarıdır. O zaman anlıyoruz ki arkadaşlar 4'ten büyük kuvvetler verildiysen üzerinde bunları 4'e bölüp kalanını almamız yeterli. Şimdi ben bakıyorum i üzeri 4 n artı 3 diye 4'e bölersem burası tam bölünür zaten 3 kalır. Yani ben buna 2 diyebilirim. Burada da aynı şekilde 8 n 4'e tam bölünür. Buradan 0 kalır. O zaman i üzeri 1 kalır. Yani i kaldı. Burada da bakıyorum arkadaşlar 6 n 4'e tam bölünmez. Ne olur arkadaşlar? 6 n'i 4'e bölersek, değil mi? Neyle çarparız? Mesela örneğin n ile çarparız. 4n 2n kalır. O zaman i üzeri 2n artı 2 kaldı. O zaman üst tarafa bakıyorum. i küp zaten eksi i'ydi. Alt tarafta i üzeri 1 de artı i'ydi. Böyle alt tarafta da zaten i karenin n artı 1. kuvveti var. Ama üst tarafın zaten 0 yaptığını gördüğümüz için alt taraftan da eksi 1'in n artı 1. kuvveti gelmişti ya. Alt taraf 0 olmadığına göre, üst taraf 0 olduğuna göre 0 bölü sayının sonucu 0 yapacaktır. Yani cevabı Ceyhan olacaktır. Ne demiştik? 4'e bölüp kalanlarına bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan itibaren grup ne yapacaktır hep? Tekrara dönecektir. Neden? 5'i 4'e bölünce 1 kalıyordu. Yani üzeri 1'e eşit oluyordu gibi. Buradan sonra hep tekrara düşecektir. Peki o zaman biz şu ilk kısmı hesaplasak yeter mi? Yeter. Zaten i iyiydi. İ kare bakın eksi 1'di. İ küp de eksi i'ydi. İ üzeri 4 de artı 1'di. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Eksi ile artı 1 birbirini götürdü. Demek ki i'nin 4'e kadarki kuvvetlerin toplamı 0 yapacakmış arkadaşlar. O zaman aynı şekilde i üzeri 5 artı i üzeri 6 artı i üzeri 7 artı i üzeri 8 de 0 yapacaktır. Çünkü neden? Bu i'ye dönüşüyordu. Bu i kareye dönüşüyordu hatırlayın. Bu i küpe dönüşüyordu. Kalanları aldığımızda bu da i üzeri 4'e dönüşüyordu. Zaten bunların da toplamı 0'dır. Dolayısıyla art arda gelen hep 4 sayının toplamı 0 yapacaktır. Onlar 0 yapacağına göre 4'ün en yakın katı nedir? 2004. Demek ki 2004'e kadar, i üzeri 2004'e kadar olanların hepsi birbirini ne yapacaklar? Sıfırlayacaklar. Sadece elimizde ne kalacak arkadaşlar? i üzeri 2005 ve i üzeri 2006 kalacak. i üzeri 2005 arkadaşlar 4'e bölersek i üzeri 1'e dönüşür. 2005'i bakın 4'e bölüp kalanını aldık. 2006'yı 4'e bölüp kalanırsak bu da i kare olur. Zaten bu i'ydi. I kare de eksi 1'di. Elimizde demek ki i eksi 1 kalmış olmalı. Bakıyorum nerede var i eksi 1 arkadaşlar. Eksi 1 artı i diye de olabilir. Evet, Adana. Burada da şöyle bir kuraldan bahsedelim. 1 artı i'nin arkadaşlar karesi, bu çok karşımıza gelecek, 2'dir. Tam kare açılımı yaptığınızda.
1 eksi i'nin karesi de arkadaşlar eksi 2'dir. Bunu hemen pratik olarak not alabiliriz. Kare açılımı yaptığınızda böyle geldiğini göreceksiniz zaten. O zaman ben bu ifadeyi 1 artı i'nin karesinin 4. kuvveti diye düşünürsem, şunu da 1 eksi i'nin karesinin 4. kuvveti diye düşünürsem, bakın 1 artı 2 idi. 2'nin 4. kuvveti oldu. Bu da eksi 2 idi. Bu da onun 4. kuvveti oldu. 2'nin 4. kuvveti 16 yapar. Çarpı i üzeri 4. Artı bu da eksi 2'nin 4. kuvveti yine 16 yapar. Çarpı i üzeri 4. Zaten i üzeri 4'ler 1 olacağı için, değil mi? Burası 32'ye dönüştü. O da 2 üzeri 5 burs olacaktır. Denklemin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Çarpanlar mı yapalım arkadaşlar? Şunu xx diye ayıralım. Bunu da ne yapalım? Eksi i'yi ne yapalım? 1 eksi i diye ayıralım. Ya da eksi 1 artı i diye ayıralım. Evet. Bilmiyorum, bakacağım. Deneyeceğim hangisi oluyorsa. Yani yaptığım zaman ortayı vermesini bekleyeceğim çarpma yaptığımda. Şunların çarpımı burayı veriyor. Toplamda burayı veriyor olmalı. Bakalım, çarptığımda eksi i artı i kare yaptı. Zaten i kare eksi 1 yapacağı için eksi 1 eksi i olmuş oldu. Olmadı. Demek ki şunu da eksi yapmalıyım. Böyle yaparsam şunda şunun çarpımı artı i. Bunun çarpımı da artı i kare. Yani i kare eksi 1 olacağı için eksi 1 artı i'ye dönüştü. Şimdi oldu arkadaşlar. Demek ki biz bunu x eksi 1 eksi i çarpı x eksi i diye düşünebiliriz. O zaman x buradan 1 artı i ya da x buradan arkadaşlar i'dir. O zaman kökler bunlar olmuş oldu. Bakıyorum, köklerinden birini soruyor. İ yok şıklarda. 1 artı i alacağım. Adı ne olacak? Evet. Şimdi z karmaşık sayımızı x artı y diye göstereceğiz. O zaman şurası zaten x artı y yapacak. Biraz önce de dersimizin başında ne demiştik? Modül z, yani mutlak z başka bir ifadeyle, kök içinde a kare artı b kare değil miydi? Yani bu soru için x kare artı y kare. Değil mi? Reel kısmın karesi artı sanal kısmın karesi. Çünkü uzunluğu bulmak için orijinden Pisagor yapıyorduk, hatırlayın. En baştaki sorumuzda anlattık. Dolayısıyla arkadaşlar buraya da kök içinde x kare artı y kare dersem eşittir 3 artı 2. Aynı polinomlarda yaptığımız gibi arkadaşlar, reel reelle sanal sanal eşit olacak. Reel kısımlar kimler bakıyorum sol tarafta? Şunlar. Sağ tarafta reel kısım 3. Sanala bakacak olursak da sanal y, sağda sanal 2. Aa, y 2'ymiş. O zaman arkadaşlar bakın ne oldu? X artı kök içerisinde x kare artı 4 eşittir 3 mü oldu? Şunu karşıya atıyorum. X kare artı 4 eşittir 3 eksi x oldu. Şimdi her tarafın karesini alıyorum. Buradan bakın x kareler birbirini götürüyor. 6x eşittir 5'ten x 5 bölü 6 mı geldi? Bize reel kısmı soruyor. Reel z demek arkadaşlar, z karmaşık sayısının reel kısmı demek. Reel kısmı x'ti zaten. Eksi 5 bölü 6 bulduk. Yani cevap z'dir ne? Evet. Şimdi z karmaşık sayısını arkadaşlar kendi vermediyse bile biz x artı y şeklinde gösterebiliriz. O zaman z'nin eşleniği demek. Şöyle üzerine bir çizgi çekildiğinde o da x eksi y olacak. Unutmayın, burada arkadaşlar sanal kısmın işareti değişmiş olmalı. Tamam mı? X eksi y şeklinde. Şimdi bunları yerleştirelim. 2 artı eşlenik olan, yani x eksi y'yi eşittir 2 tane normal z'miz. Yani 2x artı 2 eksi 5. Ne olmalı yine? Sanal sanala reel reel eşit olmalı. Reel kısma bakıyorum. Sol tarafta 2 artı x. Sağ tarafta reel kısımlar 2x eksi 5. Şimdi sanal kısma bakıyorum. Sol tarafta sanal kısım eksi y. Sağ tarafta sanal kısım 2y. Yani i'sini almamıza gerek yok zaten. İyi karşıları var. Onlar birbirini götürecek. Buradan anlıyoruz ki 3y eşittir 0'dan. Y 0'mış. Buradan da anlıyoruz ki x eşittir 7'ymiş. Demek ki bizim z karmaşık sayımız arkadaşlar 7 artı 0y'ymiş. 0y'yi yazmaya gerek yok. Ama yazdım hadi. Z karmaşık sayının modülü de kök içerisinde x kare artı y kare değil miydi arkadaşlar? Yani 49 artı 0'dan o da 7 diye çıkacaktır dışarıya. Evet, sıradaki soru efsane arkadaşlar. Ne demiştik? Z karmaşık sayısını arkadaşlar x artı y'yi diye düşünmeliyiz, tamam mı? Kendi vermediyse bile biz bunu yazabiliriz. Şimdi burada getirip yerine yerleştirelim. Ne oldu? 2 küçük eşittir x artı y'yi eksi 3 i küçük eşittir 5. Şimdi mutlak değer demek modül demek. Doğru mu arkadaşlar? Şu karmaşık sayının modülünü alacağız. Yani önce reel kısımları bir araya birleştirelim. Yani reel zaten sadece x var. Sanal kısımla birleştirirsek o da y eksi 3 parantezinde i yapar mı? Şimdi modül demek reelin karesi artı sanalın karesi değil miydi kök içerisinde? Yani x kare artı y eksi 3'ün karesi yapmaz mı? Evet.
artık mutlaktan kurtulduk. Mutlağını çünkü modül olarak hesaplamış olduk. Her tarafın karesini alırsam 4 küçük eşittir x kare artı y eksi 3'ün karesi küçük eşittir 25 oldu mu? Şimdi burada ne çıktı karşımıza ona bakalım. Çember denklemini hatırlayalım, çemberin analitiğini. Arkadaşlar x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare. Bu biliyorsunuz merkezi AB olan, değil mi? Yarıçapı da r olan bir çember denklemiydi. 12. sınıf çemberin analitiği konusundan. Dolayısıyla arkadaşlar ben şimdi bunları çizecek olursam. Burada iki tane çember var. Merkezin koordinatları x 0, değil mi? Dikkat ederseniz y de 3. Merkezin koordinatları x 0, y 3 olan şöyle bir çemberden bahsediyoruz. Yarıçapın burada 4'ten büyük oldu. Burada pardon 2'den büyük oldu. Buradan r 2 yapar. Buradan da r 5 yapar biliyorsunuz. Yarıçapın 2'den büyük, 5'ten küçük olduğu yerleri soruyor. Yarıçap 2 olursa arkadaşlar şöyle bir çemberden bahsediyor oluruz. Yarıçap 2'den büyük olsun diyor ama 5'ten de küçük olsun diyor. O zaman 5 koyarsam da 3'ten 5 birim aşağı inersem şöyle eksi 2'den geçen şöyle bir çemberden bahsediyorum demektir. Yarıçapı 2'den büyük olan ama 5'ten de küçük olan şu halka mı olur arkadaşlar? Demek ki bu halkanın alanını bulmamız gerekiyor. O zaman büyük yarıçap 5 olduğuna göre pi r kareden 25 pi mi yapacaktır alanı? Ama küçük yarıçap da 2 olduğuna göre 4 pi'yi çıkarırsam buradan arada kalan bölgenin alanı 21 pi yapacaktır. Yani cevabımız Edirne olacaktır. Kaliteli bir soru arkadaşlar. Burada da yine modül hesaplatıyor. Yani karmaşık sayının uzunluğunu hesaplatıyor. Karmaşık sayının uzunluğu demek ki arkadaşlar biliyorsunuz kök içinde a kare artı b kare demekte. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane farklı karmaşık sayı var. Her birinin modülünü ayrı ayrı hesaplayabiliriz arkadaşlar. Bunun a kare artı b karesine bakıyorum. Bu da ne yapar? Kök içerisinde 1 artı 3 çarpı. Şununkini ayrı hesaplıyorum. Kök içerisinde 1 artı 1. Çünkü reel kısım 1, sanal kısımda i'nin katsayısı görünmüyor ya 1'dir. Üzerinde eksi ikinci kuvvet var unutmayalım. Bunun da karmaşık sayının da kuvvetini hesaplarsak o da nedir? 2'nin karesi 4 artı 3'ün karesi 9 bölü. Aşağıda da şu karmaşık sayı hesaplıyorum. Bu tabii kök içerisinde olacak o zaman. Şu karmaşık sayımız buymuş gibi düşünüyorum. W diyelim bu karmaşık sayıya. W'nun modülünü bulmak istiyorsanız 3'ün karesi 9 artı 7'nin karesi 6 demeniz lazım kök içerisinde. Zaten dışarıda da bir daha kök olduğu için iki kere kök oluşmuş oldu bakın. Kök 4 bu 2 diye çıkacak. Bu kök 2 ama karesini alınca ne olacak? 2 olacak. Eksi olduğu için 1 bölü 2'ye dönüşecek. Kuvveti eksi olduğu için. Burası da ne oldu? Kök 13 oldu. Bu 9, 7 daha özür diliyorum. 16 yaptı. 16 4 diye çıktı. 4 de bir daha kökten 2 diye çıktı. Gördüğünüz gibi şunlar gidince elimizde kök 13 bölü 2 kaldı. Yani bize bir karmaşık sayının modülünü sorduğunda uzunluğunu her bir parçanınkini ayrı ayrı hesaplayabiliriz. Z karmaşık sayısını arkadaşlar kendi bir şey demediyse biz x artı y'yi diyoruz. Dolayısıyla yerleştirelim bakalım neler gelecek. Bu arada z'nin eşleniği de x eksi y'dir, değil mi? Ne yapıyorduk? İ'li kısmın işaretini değiştiriyorduk. Dağıtalım arkadaşlar neler gelecek görelim. X eksi 2xi artı yi eksi 2yi kare. Sağ tarafta da 1 eksi xi artı yi kare. Arkadaşlar i kareler eksi 1 yapacağı için onlardan bir kurtulalım. Şu eksi 1 yapacağı için bunu artıya dönüştürdüm. Bu da eksi 1 yapacağı için şunun öndekini eksiye dönüştürdüm. Sol tarafta reel kısımlar kimler bakıyorum. Yani yanında i bulunmayan kısımlar x artı 2'ye. Sağ tarafta reel kısımlar yani i bulunmayan kısımlar 1 eksiye. Buradan anlıyorum ki x artı 3y eşittir 1. Şimdi bakalım reel kısımlar sanal kısımlara. Sol tarafta eksi 2x artı y. Sağ tarafta ise sadece eksi x. Buraya atarsam y eşittir. Buradan x yapar. Değil mi? Şunu şu tarafa attım da artı diye geçti. Y yerine x yazarsam o zaman 4x eşittir 1'den. X 1 bölü 4 yaptı. Doğal olarak y de 1 bölü 4. Demek ki z karmaşık sayımız arkadaşlar 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 i şeklindeymiş. Yani Bursa mıdır? Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.